Ali ile Ayşe birbirlerini deliler gibi seven iki sevgiliydi. Ali ile Ayşe birbirlerini yıllardır ilk günkü gibi seviyorlardı. Bir gün memleketlerine dönmek için otobüse bindiler ve Ayşe Ali'nin omzuna başını koyarak biraz uyumaya çalıştı. Yolda ters şeritten kontrolünü kaybeden bir araba otobüse çarptırarak ortalık kan gölüne dönmüştü. Herkes bir tarafa savrulmuştu. Ayşe gözlerini açtı ve çok kötüydü. Her tarafı kan içinde kalmıştı. O halde bile Ali'yi düşünüyordu. Ali'yi yarı baygın halde görmüştü. Hiç hareket etmiyordu Ali ve sürünerek Ali'nin yanına gitmeye çalıştı. Zor olsa da yanına vardı ve Ali uyan dedi. Ama Ali kımıldamıyordu ve Ayşe orada daha fazla dayanamadı ve acılar içinde bilincini kaybetti. Ayşe gözlerini açtı ve kendini hastanede buldu. Ve her tarafı yara içindeyken bile Ali'yi sordu hemşirelere. Ve zor olsa da sedyeden kalktı ve Ali'nin olduğu odaya doğru gitmeye çalıştı. Ve Ali kendinden geçmiş bir şekilde uzanıyordu. Ayşe Ali'nin yanına varınca sevdiğini o halde görünce ayaklarında adım atacak derman kalmamıştı. Ali'nin ellerinden tutarak yanına oturdu ve Ali gözlerini zor olsa da açtı ve şu satırlar döküldü dilinden. Her şey kararıyor gibi. Nefesim kesiliyor sanki. Bu dünya için artık her şeyin sonuna geldi. Son nefesimi senin yanında vermekten daha güzel ne olabilir ki sevdiğim? Seni ilk gördüğüm günkü gibi hep sevdim. Sevdiğim, bu dünya için artık sonuna geldim. Ben gidiyorum. Sen üzülme. Senin üzülmene dayanamam ben. Bu gidişim son değil, unutma. Seni ahirette bekliyor olacağım. Bu saatten sonra kalbin kalbindir. Senin kalbin attığı sürece ben de sen de yaşıyor olacağım. Elveda. Dedi ve Ali bu dünyadan ebediyede gitti. Ayşe hıçkırıklar içinde Ali'nin cansız bedenine sarılarak ağlamaya başladı.